Ramazan, şuraları görmeden, ekrana getirmeden Diyarbakır'dan ayrılma diyeceğiniz nereleri var? Onları bize söyleyin ki bizim de rehberin rehberi siz olun bu hafta. Biz sizin bize verdiğiniz bilgilerle Diyarbakır'ı gezmeye başlayalım, bu kadim şehri. Yani o kadar çok yerimiz var ki inşallah bu sizin burada olduğunuz dönemde göstermeye çalışacağız. Yani hem kültürüyle, hem gastronomisiyle, hem inanç turizmiyle çok mekanlarımız var. Hepsi ayrı ayrı bir değer. İnşallah... Tabii Eyle gidelim ama, değil mi? Tabii ki. Yani Eylül'den tut, Hazreti Süleyman'dan tut, Ulu Cami'mizden, ondan sonra kiliselerimiz, birçok mekan, Zerzaman Kalemiz, tabii Mitras'ımız. Gözlü Köprümüz. Tabii On Gözlü Köprümüz. Yani çok yerimiz var. Hepsi birer değerdir. Hepsinin görülmesi gerekiyor. O zaman ben bu bilgileri sizden aldım. Bu arada efendim şunu da söyleyeyim. Diyarbakır'ın iki gün boyunca izleyeceğiniz birçok görüntüsü için de ben Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Sosyal medyamdan da paylaşacağım. İddia ediyorum, inanın, bildiğiniz, gördüğünüz Diyarbakır'ın yanı sıra ilk defa göreceğiniz tarihi ve kültürel değerlere sahip mekanlarıyla da pandemi süreci bittikten sonra mutlaka Diyarbakır'a gelmek isteyeceksiniz. Şimdi bulunduğumuz yer Mardin Kapı herhalde. Evet, doğru, burası Mardin Kapı. Şehrin girişlerinden biri. Burası Mardin'e çıkan yol olduğu için Mardin Kapı. Diyarbakır'dan 4 tane kapımız var. Mardin Kapı, Urfa Kapı, Çift Kapı, bir de Dağ Kapı diye kapılarımız var. Bunlar hepsi çıkan bölgeye göre isimlendirilmiş. Burası dediğiniz gibi burası Mardin Kapı. Mardin tarafından gelen insanların giriş yaptığı kapı. Bu arada söyleyelim, inşallah Diyarbakır'dan sonra da Mardin'e gideceğiz ama biz Mardin'den gelmişiz gibi düşünelim. Sıcak ekmeği böyle, evet, bandıra bandıra yiyoruz. Evet. Tatlı mı oluyor, tuzlu mu? Tatlı. Tuzlu oluyor. Tuzlu oluyor. Aşk olsun, böyle bakınca da tatlıymış gibi duruyor. Yok, tuzlu. Patlıcanlı bir şey var dedin orada. Evet, kuru patlıcanımız var. O da Diyarbakır yöresine ait. Kuru soğan ve baharatlarla marine edilmiş bir mezemiz. Onun yanındaki yine? Kuru domates mezesi. Vallahi ben de sabah kahvaltıda genellikle peynir, ekmek, zeytinin yerine, samimi söylüyorum, daha eski yıllarda akşamdan kalan yemeği yerdim. Ama genellikle şimdi sabahları böyle farklı lezzetleri, yemeği daha çok seviyorum. Diyarbakır'da ben birçok yerde de gördüm. Sizin peyniriniz de, yöresel peyniriniz var değil mi? Evet, yöresel peynirimiz var. Diyarbakır otlu peynirimiz böyle var. Şöyle kameraya doğru onu bir gösterelim Leyla Hanım. Diyarbakır otlu peynirimiz, Diyarbakır örgü peynirimiz. Bunlar Diyarbakır'a ait. Peki, karpuz reçeli var mı? Karpuz reçelimiz yok ama kabak reçelimiz var. Gösterebilir miyiz onu da rica etsem? Tabii ki. Şöyle. Diyarbakır'da kabak reçelimiz kendimiz yapıyoruz. Kendi konağımızda pişiyor. Ezmemiz var, domatesimiz var, efendim, kaymağımız var, balımız var. Evet. Burada ayva da... Ayva reçelimiz de var. Yani detoks suyu. Bana ayvayı yedin der gibi bakma Leyla öyle. Dur bakalım ya, daha gencim ya. Bu da detoks suyumuz efendim. Diyarbakır'ın geleneksel detoks suyu diyelim. Evet, benim vazgeçilmezim ve misafirlerimin de ikramı.
Neler var içinde? Su, limon, maydanoz, salatalık. Mevsimine göre değişiyor detokslarımız. Ne faydası var? Vücudu arındırıyor. Bunca yemekten sonra ağır yemek. Yemeğin üstüne yiyoruz. Tabii yani yemek. Peki geldik konağa Leyla Hanım. Dedik ki şöyle güzel bir Diyarbakır kahvaltısı yapalım. Evet. Kaç lira vereceğiz? 50 TL. Kişi başı 50 lira. Evet. Çay sınırsız mı? Çay sınırsız. Ekstra bir şey var mı? Evet, muzlu krep sarmamız vardı ama henüz onu... Ya boşver muzlu krep sarmasını, ben Diyarbakır'da ne yapayım? Sucuklu yumurta fiyatı 50'ye dahil mi? Dahil, hepsi ya, dahil. Susamlı murta muydu? Evet, o da dahil. Murta muydu bunun adı? Murta. Murta dahil murtuğa mi? Murta da dahil, evet. Patlıcan dahil hepsi mi? Hepsi dahil ve peynir, sınırsız. Bu, detoks suyu. Evet. Havuç suyu mu? Portakal suyu ama dahil değil. Gün çektiğimizi yoğunluktan dolayı hafta sonları çekiyoruz. Malum sokağa çıkma yasağının olduğu zaman da hani aslında bizim için de iyi oluyor. Hani geliyoruz rahat rahat, doğa, işte tarihi yerler bomboş bize kalıyor. Yani laf aramızda güzel de oluyor. Şimdi buranın ayrı bir özelliği var. Buranın hemen arkası Çayönü. Çayönü de tarihte bilinen ilk yerleşik hayata geçilen yer olarak biliniyor. Burası da tabii görsel de gerçi her şeyi anlatıyor. İşte mağaralar var. Peki başka neler var? Yine bölgenin en deneyimli turist rehberi, yani gerçek rehberi Doğan Bey'e bir dönelim. İngilizce dinleyelim. Şaka yapıyorum. Tekrar merhaba. Merhabalar. Çayönü'ndeyiz biz bugün. Hemen burası karşımızda Hilal Mağaraları var. Çayönü biliyorsunuz M.Ö. 7500 liraya dayanıyor. İlk defa insanların yerleşik hayata geçtikten sonra Neolitik devrimi gerçekleştirdiği, metali işlediği ve kumaşı buradan Anadolu'ya sattığı bölge olarak tanımlayabiliriz. Izgara tipli ilk defa mimari usulün değiştiği bir kavram var burada. Aynı zamanda şu gördüğümüz alan da nekropol, ölüler şehri dediğimiz M.Ö. 1. yüzyılda 2. yüzyılda kullanılan bir alan burası. Burası mezarlık, burası mezarlık alanı. Girelim de ondan sonra bir ses duyarsam ben vallahi zıplarım, kafamı da herhalde kayalara vururum, onu da söyleyeyim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya ziyaretçiler geldiği zaman ben bakıyorum, bedava mı buraları gezmek? Buranın girişleri hepsi ücretsiz, öğren yerleri şu bu bölgede. Tamamen ücretsiz. Yani dünyanın en güzel yerleri, dünyanın ilk yerleşim alanı, işte Anadolu'ya ilk kumaşın gittiği yer, metalin ilk işlendiği yer. Buralar mezarlar, oymalar, tarihi eserler ama giriş için öyle herhangi bir ücret vermenize gerek yok. Tabii ki programı izlerken bize şunu da söyleyeceksiniz. İşte Diyarbakır'a geldiğimiz zaman yani eksik bulmak işin en kolay tarafı. Bizim de programımızın süresi var. Bilmiyorum bak. Bakın bilmiyorum. Belki de çekmiş olacağım siz bunu izlerken ama yani ayarlayabilirsem bir Cahit Sıtkı Tarancı'nın evinin mutlaka ekranda olmasını isterim. Atatürk'ün evinin, ziyaret ettiği Atatürk evi, Ziya Gökalp. Yani giremeyeceğiz büyük ihtimalle pandemiden dolayı. O gençlerin işlettiği duvarlarında Yılmaz Güney'in fotoğraflarının olduğu, kar amacı gütmeyen çok güzel bir kafelerin olduğu bir pasaj vardı. Papazın yeri miydi? Yok. Neydi oranın adı? Külüklüan mıydı orası? Böyle gençler işletiyordu. Bayılmıştım ben oraya ama işte bu pandemi de biraz etkiliyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi bu bölge, evet, burası Neolitik dönem sonrasından bahsetmiştik. Burası bir biliyorsunuz antik dönemde kullanılan, özellikle Roma'nın, Bizans'ın mezar alanları. Yani kutsal alandı burası.
kutsal alanda şimdi şöyle, 1. yüzyıldan 4. dekada biliyorsunuz Hristiyanlık yasak ve o dönemde insanlar daha çok paganizm, çok tanrı dine inanıyor. Ona göre gömme adetleri de çok farklıdır. Mesela Roma'da özellikle eğer siz zenginseniz, vali ya da aristokrat bir insansanız 7 tane genç kız sizin için ağlar, gözyaşlarını o küçük o şişelerin içine koyarlar ve sizinle birlikte gömerler. Ne kadar çok gözyaşı aslında o kadar çok sizin huzura kavuşacağınızı söylüyor. İkinci bir konu daha var. Bunlardan bir tanesi de dişlerinin arasına veya gözlerinin içine bir tane metalik coin para koyarlar ve o para öbür dünyada tekrar Karon onu alır, Kayı ile birlikte Styx nehrinde geçirir karşıya ve cennete götürür. Ama para yoksa sizin o ruhunuz yüzyıllar boyunca acılar çekiyor. Vay vay vay. Bak senin zamanında bu bahsettiğimiz kaç bin yıl önce? Ya bu yaklaşık 2000 sene önceden. 2000 sene önce inanışa göre paran yoksa cennete bile gidemiyorsun yani. İstediğin kadar iyi insan ol. O evet. O yüzden insanlar o dönemde çok sevdikleri eşyalarla birlikte gömülüyordu. Öbür dünyada onlara yardımcı olacak. Tabii Neanderthal insanı 90 bin sene önce ölü gömme adetlerini yaparken eğer ölen kişi hasta veya yaşlıysa yanında çeşitli bitkisel, nebati, herbal dediğimiz otları da bırakıyordu. Tekrar uyandığı zaman bu otları kullansın, sağlıklı bir şekilde yeni hayatına devam etsin diye. Abi aklımı aldın oradan ya. Abi gelsene abi, bir poz versene abi oradan. Aklımı aldım. Mezarlıktan bahsediyoruz. Saçları gördüm bembeyaz dedim herhalde. Geldi dedim 3000 yıl öncesinden bir misafir. Bu kısımlar aile mezarları daha çok. 3 kişiden oluşan aile mezarları oluşuyor. Bir de şu bakın burada bir kapı görüyorsunuz. Yuvarlak şeklindedir. Tekrar kapatılır. Yine o aileden birisi vefat ettiği zaman o dönemde, pagan döneminde tekrar kapı açılır. O kemikler içinde bir çukur vardır. Oraya bırakılır. Beyni ölüler yan tarafa gömülürdü. Gece gelip burada yatabilir misin? Yatabilirim. Ben yatamam. Burada da yaklaşık olarak buna baktığımız zaman aslında yine her ne kadar Bizans, Roma bu bölgedeyse de yine Arami göçleri var. Ondan sonra ondan önceleri Asurlar var, öncesi Babiller var, öncesi Sümerler var. Yani kadim şehir Diyarbakır'ın geçmişi 8 bin, 10 bin yıl var mı? Burası zaten sadece 11 bin yıl. Hatta ilk defa değerli dostlar, arka tarafta biz az önce bahsetmiştik. Çayönü'nde ilk defa buğdayın üretildiği yer. Üretime geçti. Bir dakika, çok önemli bir detay. Bulunduğumuz bu alan. Evet. Burayı da Çayönü olarak artık tabii bahsediyoruz. Burası da Çayönü zaten alanı. Yani biz şu an mezarlığın olduğu bölgedeyiz ama bunun arkasındaki alan tarihte ilk buğdayın üretildiği yer. Bu önemli bir bilgi. Şimdi içeride bir şey görebilir miyiz yoksa? Orası bir mağara alan. Bir de burada aynı zamanda ilk defa köpek, domuz, keçi, koyun ve benzeri hayvanların da evcilleştirildiği alandır. İlk defa yani olmak üzere Anadolu'da. Anadolu'da mı ilk evcilleştiriliyor, Anadolu'da. Dünyada mı ilk? Anadolu'da. Yani Anadolu'daki ilk evcilleştirmenin kesinlikle yapıldığı burası. Alan burası. Az önce söylediğiniz gibi ilk yerleşik alan. Anadolu'ya giden ilk kumaşlar buradan, buğday buradan. Biz boş yere demiyoruz ki medeniyet başkenti Diyarbakır. Ve bakır zaten bakın bakır, Diyarbakır, bakır. Burası bakırın alandı. Buradan bakır başka yönlere, başka noktalara götürülmüştür ve satılmıştır. Dışarıdan görüntüleri ekrana getirdik Ergani'de, çay önünde ama içimize sinmedi. Ben şöyle söyleyeyim, bakın giriş noktası sadece 3-5 metre olmasına rağmen içeride nasıl bir akustik var, yani nasıl bir yankı var, nasıl bir böyle sesin güçlü olduğu bölüm var. Onu sonra belki prova yaparız beraber de. Burası da yerleşik düzene geçildikten sonra da kullanılıyor. Öncesinde de kullanılıyor değil mi? Kesinlikle. Yani her zaman tarihte bir yerleşim alanı olarak kullanılan bir yer burası. Tabii ki. Şimdi zaten insanların ilk şöyle baktığımız zaman avcı toplayıcı insanlar mağaralarda yaşamaya başlıyorlar. Ardından mimari hani taşı çok iyi kullandıktan sonra bu defa kireç taşı bu bölgede çok fazlasıyla var ve bunun işlenmesi çok kolaydır. Bunu hemen ne yapıyorlar? İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra burayı kullanmaya başlıyorlar ve günümüze kadar da hala devam eden bir süreç var. Özellikle bu bölgedeki beylikler dönemi, Artuklular, ondan sonra Selçuklular, Eyyubiler, daha sonra Osmanlı döneminde de burası kullanmaya başlıyor. Ve en son Osmanlı'da zaten burası dikkat ederseniz bir kervansaraya, bir hana dönüşmüş oluyor. Şurası da atların kullanım alanları olarak kullanılıyor. Bunun aynısını ben daha önce Mardin'de bir köyde de buldum. Mimarisi tamamen aynı. Belki de aynı mimar yapmıştır. Yani Sayın Valinin söylediği gibi, Sayın Valimi ben gerçekten turizm çalışmaları açısından gerçekten büyük bir keyifle takip ediyoruz. O altın üçgen hak ettiği yeri
Diyarbakır'ın bence hani biraz da önderliğinde hak ettiği yeri zaten bulmuştur, bulacaktır da inanılmaz bir olacak. Bu arada tabii Mehmet Bey'e de ben buradan programda onunla da tanıştınız. TÜRSAP bölge sorumlusu, Güneydoğu Bölge Başkanı ki ciddi emekleri var. İşte beraber güzel bir program yapmaya çalışıyoruz. Eko nasıl içeride? Çok iyi. Sesin nasıl, güzel mi? Ses inanılmaz güzel. Sizin sesiniz çok güzel. Benim sesim iyi değil. Evet. Diyarbakır'da. Diyarbakır'la bir şöyle vallahi abi ulan abi şöyle. Her demek! O acayip yani. Eskiden biz çocukken hamama gittiğimizde 15'li 16'lı yaşlarda, 20'li yaşlarda sesimiz güzel gelirdi. Buradaki eko hiçbir yerde yok. Ses! Deneme! Ve altın üçgeninden bahsettiniz gerçekten. Altın üçgeni bence Diyarbakır buna öncülük edecek şekilde. Çünkü çok iyi oteller, çok iyi gastronomi restoranlarımız var. Konuşacağız hepsini. Evet, bunların hepsini evet yapabiliriz. Hepsini ekrana getireceğiz. Gidelim artık. Diyarbakır'da artık yaz başladı diyebiliriz. Ve öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eylül'de peygamber kabirlerinin bulunduğu makama geldik. Yıllar önce gelmiştim. Çok büyük bir değişim var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Artık burası yeni çehresiyle, yeni yüzüyle hani ziyarete geldiğiniz zaman hani daha böyle o maneviyatı hissedebileceğiniz şekilde yapılmış, düzenlenmiş. Zaten doğa en sevdiğim zamanlar. Çiçekler de açmaya başladı. Türkiye'nin her yerinde yeşiller artık o en güzel tonlarını almaya başladı. Biz çekim yapmadan önce de bayağı sohbet ettik. Biraz sonra size Abdurrahman kardeşimle tanıştıracağım. O da Akhisarlı. Akhisar'dan biraz konuştuk. Buradan da Besim Başkanıma da sevgilerimi, selamlarımı yollayayım. Bu arada geçen hafta sözüm vardı, unuttum. Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük abim çok koyu Trabzonsporludur. Buradan da ona selamlarımı, sevgilerimi yollayayım. Şimdi Abdurrahman kardeşimle konuştuk. O da çok güzel bir dönemde geldi buraya. Yeni halinde geldi. Selamun aleyküm, hayırlı Ramazanlar. Şöyle yapıyoruz, nasılsınız? İyi elhamdülillah, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Ne kadar oldu geleli? Benim iki haftam oluyor. Daha önce gelmiş miydin Eylül'e? Daha önceden hiç haberim yoktu. Peki biliyor muydun Eylül'e? Eylül'e duymamıştım yani. Duymamıştım. Evet, yani buranın bir peygamberler şehri olduğunu evet, gelince öğrendim. Gelince nasip öğrendim. Oldu. Nasip oldu elhamdülillah. Hoş öğrendik yani herhalde. Başımıza gitti tabii ki de. Şimdi aşağısı bir zamanlar tabii yerleşim alanı. Atatürk Barajı yapılınca Dicle'nin sularıyla beraber yerleşim yerleri altta kalıyor. Ama buraya peygamberler şehri denmesinin nedeni burada kaç peygamberin kabri var? Şu an ziyaret tepemizde 4 tane peygamber kabri var. Ama benim bildiğim Eylül'de daha fazla peygamberin adından bahsediyor. Evet, evet. Eylül bölgesinde, Eylül ilçesinde 8 peygamber bulunuyor. 4'ü Ziyaret Tepesi'nde. Yani bulunduğumuz yerde, evet. Şimdi efendim biliyorsunuz peygamberler ikiye ayrılıyor. Nebi ve Resul. Resul olanlar Cenab-ı Hak tarafından kitap gönderilen peygamberler. Nebiler kitap gönderilmeyen ancak yine yaşadıkları dönemdeki mevcut olan hak dinini yaymakla görevli kişiler. Şimdi buradaki 4 peygamber makam tepesinde hangileridir Sayın Hocam? Nebi Harun aleyhisselam, Ömer İbni Pirican aleyhisselam, Hazreti Elyas aleyhisselam ve Hazreti Zülkif aleyhisselam. İkisi aşağıda galiba. Evet, ikisi sol tarafta caminin hemen bitiminde. Diğer ikisi de sağ tarafta şurada. Şimdi efendim biz geçen hafta Tarsus'ta programı yayınlarken de söylemiştik. Bazı peygamberler Kur'an-ı Kerim'de geçmese bile peygamber olarak kabul ediliyor İslam alimleri tarafından. Ama bulunduğumuz noktanın şöyle bir de önemi var. O yüzden Eylül çok önemli. Burada makamı bulunan ve Kur'an-ı Kerim'deki ayette de adı geçen hangi peygamber var? Hazreti Aliye aleyhisselam ve Hazreti Zülkif aleyhisselam. Hani peygamber peygamberler var Kur'an'da geçen 25 tane. İki tanesi burada zikrediliyor. Yani iki tanesinin zikredildiği söyleyemedim. Tamam, cümleyi kuramadım. İki tanesi Kur'an-ı Kerim'de adı geçiyor. Hangi ayetlerde geçiyor Sayın Hocam? Saç suresi 48. ayette Hazreti Elyas aleyhisselam ve Hazreti Zülkif aleyhisselam geçiyor. Hazreti Elyas aleyhisselam Enam suresi, Hazreti Zülkif aleyhisselam da Enbiya suresi.
Süresinde geçiyor. Süresinde geçiyor. Şimdi güzel de olmuş burası. Peki buraya ziyaret günleri, genellikle biz cuma günleri ziyarete geliriz. Bayağı bir yoğunluk. Bayağı bir yoğunluk oluyor, evet. Gerçekten burası tıklım tıklım oluyor. Şunu belirtmek isterim, çok hassas bir konu olduğu için biz varsayımlar, rivayetler ya da kulaktan kulağa gelen bilgilerin ekrana gelmesinden ziyade Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün bilgileri doğrultusunda sizinle paylaşımlar yapmak istiyoruz. Az önce bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde adı geçen Zülkifil Peygamber'in hemen ben şöyle kısaca hayatından da bahsetmek istiyorum. Hazreti Eyüp'ün oğlu Bişr oldu ve Hazreti Eyüp'ten sonra kendisine peygamberlik görevi verildiği, halkı Allah'ın birliğine davet etmesinin emredildiği kaynaklarda belirtiliyor. Eleyse aleyhisselamdan sonra kızmadan sabır göstererek dinin emir ve yasaklarını İsrailoğullarına bildirmeyi üzerine aldığı, kefil olduğu için kefalet sahibi manasında sorumluluğu üzerine alıyor ve kefaleti üzerine aldığından dolayı ismi de o anlama geliyor. Özür dilerim, hani dil dönmesiyle ilgili sıkıntı yaşayabilirim. Zülkifil kefalet sahibi ve İsrailoğullarına Musa aleyhisselam dininin emir ve yasaklarını tebliğ ediyor. Az önce de söylediğimiz gibi İslamiyet'ten önce yaşayan nebiler de, yani kitap gelmeyen peygamberler de o dönemde putperest ve çok tanrılı dinlere inanılan dönemde ve o özellikle o bölgeleri yönetimleri tarafından hep şiddete maruz kalıyor. Çünkü bahsettiğimiz isimler hep tek tanrıyı savunuyor. Annesi Zekeriya kızı Abdiye de M.Ö. 666'da doğuyor. Az önce hocamın da söylediği gibi Zülkifil peygamber Kur'an'da iki yerde adı geçiyor. Enbiya suresi 85. ayette İsmail, İdris ve Zülkifil de hatırla. Onların hepsi de sabredenlerdendir. Sad suresi 48'de de İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifil'i de at. Hepsi de en hayırlı kimselerdir diyor. Yani dediğimiz gibi çok hassas konular. Biz o yüzden kaynak olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün burada paylaştığı bilgileri paylaşıyoruz. Ama Eğil'de mutlaka geldiğiniz zaman o hem doğal güzellikleri yaşadıktan sonra manevi hissiyatı da yaşamak için bu güzel makama herkesi davet ediyoruz. İnşallah. Hocam, tabii ki herkesi bekliyoruz. Bu manevi tabı herkesin alması gerekiyor. Rehberde Diyarbakır turumuz devam ediyor. Diyarbakır Mardin yolunda Çınar ilçesine bağlı Diyarbakır'ın Zerzevan Kalesi'ne geldik. Zerzevan Kalesi son yıllarda yapılan çalışmaların ardından yani hem turizm açısından hem de bence dünya tarihi açısından çok önemli bir konuma sahip ve burada çalışmalar yapıldıkça bölgeyle ilgili de çok önemli verilere ulaşılıyor. Keza bununla beraber artık kültür turları son yıllarda bayağı bir popüler. Kültür turları da Diyarbakır'a geldiği zaman mutlaka Zerzevan Kalesi'ne uğruyor. Çalışmalar bir yandan devam ediyor. Gün yüzüne çıkan eserler var. Genç kardeşim de yanımda Şivan. Evet. Nasılsınız Şivan Beyciğim? Teşekkürler, sağ olun. Sizler nasılsınız? Biz iyiyim. Hep çalışıyorsunuz siz de herhalde. Çalışmalarımız devam ediyor haftanın 6 günü. Sonraki dönemde de tabii ki çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şimdi dilerseniz biraz kazı tarihçesinden bahsedelim. Kalenin tarihçesinden bahsedelim. Resmi anlamda kazımız 2014 yılında başladı. Dicle Üniversitesi'nin bir resmi kazısı olarak. Tabii kazının bilimsel başkanlığı doçent doktor Aytaç Coşkun tarafından yapılmakta. İçinde bulunduğumuz kale bir Roma askeri garnizonu. Milattan sonra 3 ve 7. yüzyıllar arasında aktif bir şekilde kullanılmış. Tabii kalenin tarihinin çok eskiliğe dayandığını söyleyebiliriz ki şöyle söyleyeyim ben. 3000 yıllık bir tarihten bahsediyoruz ki Assur'dan bahsediyoruz. Şu ana kadar ulaşabildiğimiz en erken tarih geç Assur dediğimiz M.Ö. 8. yüzyıl. Tabii Pers döneminde bir etkinlik gerçekleşiyor ama en kalıcı yerleşimin geç Roma dediğimiz M.Ö. 3 ve 7. yüzyıllar arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Tabii ki ben savunma amaçlı diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü hem yüksek bir tepede
çevreyi gözlemleyebiliyor. Ve bu yüzden de şehrin de giriş noktası olarak hesap ettim gelirken. Tabii sizler kadar bilgi sahibi olmanın imkanı yok ama hem savunma amaçlı hem de giriş noktasından olduğundan dolayı iyi de bir gözlem noktası diye düşündüm. Şimdi şöyle düşünün, bulunduğumuz konumun en yüksek noktalarından bir tanesindeyiz biz şu an. Ve bu bunun seçilmesi tesadüf değil çünkü geniş bir teritoriumu kontrol altına almaya çalışıyorlar. Özellikle Roma erken dönemlerde Part, sonrasında Sasani ile büyük mücadeleler gerçekleştiriliyor. Bu mücadeleler sırasında kale defalarca yıkılıp yeniden inşa ediliyor. Bu sebeple kalenin bulunmuş olduğu konumun seçilmesi tesadüf değil çünkü geniş bir alanı kontrol altına almış oluyorsunuz. Şöyle düşünün, 124 metre yüksekliğinde bir tepe üzerinde kurulmuş bir askeri kaleden bahsediyoruz. Bu kalenin üzerinde yüksekliği, ki hemen önünde bulunduğumuz Güney Kule'nin yüksekliği 22 metre civarı, ki yüksekliği 10 ve 15 metre arasında değişen sur duvarlarıyla desteklediğiniz zaman geniş bir savunma alanı oluşturmuş oluyorsunuz. Peki Roma döneminde neden böyle bir kaleye ihtiyaç duyuluyor? Çünkü bir tarafta Diyarbakır'da bulunan Amida, diğer tarafta Mardin'de bulunan Dara'yı koruma durumu zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu sebeple bu görmüş olduğumuz kale inşa ediliyor. Evet, ilk zamanlarda askeri amaçlı bir yerleşim olarak düşünüldü ama sonrasında muhtemelen askerlerin ailesiyle ve çocuklarıyla birlikte yaşamış olduğu bir yaşam alanı haline geldi ki yapmış olduğumuz kazılarda, çıkarmış olduğumuz arkeolojik veriler de bu düşünceyi destekler durumda. Yerzevan Kalesi'nin bulunduğu alanda dolaşmaya devam ettik efendim. Sevgili kardeşim Şivan dedi ki, burayı dedi özellikle yerinde anlatmak istiyorum. Burası dedi Mitras Tapınağı. Mitras ne anlama geliyor? Şimdi Mitras ya da Mitraizm, Pers kökenli, Hindistan ve Pers kökenli bir inanç. Mitras, Sankrişe, dost ve anlaşma anlamına geliyor. Ki Mitras inancının temeli güneşe dayanıyor. Çünkü Mitras bir güneş tanrısı. Burası oldukça önemli bir yer çünkü dünya üzerinde sadece 22 tane Mitras tapınağı var ve Türkiye'de 2 tane var. Bir tanesi Gaziantep Dürük'te, diğeri ise şu anda içinde bulunduğumuz Zerzevan Kalesi Mitraiumu. Şunu da söyleyebiliriz, dünyanın en iyi korunmuş Mitras tapınaklarından bir tanesindeyiz şu anda. Burada ne yapıyorlar? Şimdi şöyle, inancın şöyle bir ritüeli gerçekleşiyor. Tamamen gizlilik esasına dayanan bir inanç ve inancın boğa kurbanı ritüeliyle taşlandırıldığı düşünülüyor. Şöyle düşünün, birey 7 bir aşamalı bir sistemden geçiyor. 7 aşamalı sistemi geçtikten sonra bir Mitras üyesi olmaya aday hale geliyor. Yani kusura bakma, tabii sen bunu söylemeyeceksin. Evet. Günümüzdeki masonluk, biraz daha geriye gittiğimiz zaman da tapınak şövalyelerinin de bildiğimiz sistem. Yani büyük ihtimalle, yanlışım varsa lütfen düzelt, tarihin o döneminde de seçilmiş insanlar var. Az önce siz de söylediniz, bunların hepsi erkek ve belli bir aşamadan geçtikten sonra tapınağa kabul ediliyorlar. Bu tapınaktaki kendi aralarında bir görev bölümü ve işbirliği yapıp gizli bilgileri paylaşıyorlar. Doğru mu? Yani şöyle düşünün aslında, hani biz sadece açıkçası olayın bilimsel yönüne bakıyoruz. Şunu aktarabilirim ben size. O dönemde sadece erkeklerin bu inanca mensup olduğu düşünülüyor. Tabii hani kadınların bu inanca dahil olduğuna dair şu anda net bir veri söz konusu değil açıkçası. Ama şunu söyleyebiliriz, belli bir zümreye hitap ediyor. Yani herkese inanca burası. Yani her bireye hitap eden bir inançtan bahsetmiyoruz. Diyarbakır'a geldiğimden beri şunu merak ediyordum. Ne zaman ciğer çekimini yapacağız dumanlar içinde diye. Malum Ramazan olduğu için de efendim. Tabi beklememiz gerekiyordu. Yıllar olmuş görüşmeyeli. 7-8 sene oldu mu? Oldu. Nasıl? 8 sene oldu ama. Oldu vallahi, değil mi? Evet. Yaşlanmışsın ama. Vallahi. Ben aynı ama, farkında mısın? Hiç değişmiyorum. Hiç değişmiyorsun abi. Nasılsınız? Ne var ne yok? Allah razı olsun. İyisin inşallah. Abi sen iyiyiz. Diyarbakır'ı geziyoruz, dolaşıyoruz. Benim başım gözüm üstüne. Hoş gelmişsiniz abi. Hoş bulduk. İftar saati yaklaştıkça tabii. Biraz kalabalık olma başlıyor. Aynen. Gündüzleri iş yok tabii, gündüz. Gündüz zaten kapalıyız da. İftar saatinde işte. İftara hazırlık yani. Nedir Diyarbakır ciğerinin özelliği? Diyarbakır'ın ciğerle özelliği,
ciğerin burada günlük ve taze çıkmasıdır. Kuzu ciğeri olmasıdır. Kaç dakikada pişecek? 5 dakikada ciğer çıkıyor zaten. 5 dakikada. 5 dakikada sürmez. Bunun üzerine ne atacaksın abi? Pul biber değil mi? Bunun üzerine pul biber, tuz. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Yanında biber olacak, acı biber. Aynen, yanında acı biber. Soğan. Olmazsa olmaz zaten. Sumaklı soğan olacak. Soslu soğan olacak. Kaç lira oldu ciğer? Ciğerin porsiyonu 32 milyondur. 32. Aynen. Bir porsiyonda kaç şiş var? Şurada 4 şiş var. Bir gösterelim. Tamam. Bir porsiyon böyle, 4 şiş. Bir porsiyon şöyle 4 şiş. Doyurucu yani. Lavaşın da böyle bol tutumu. Aynen, bol salatası, bol ekmeği, her şey bol, sınırsız bizde. Güzel, ayranıyla falan 35 liraya gayet. Aynen, güzel. Aynen, doğrudur 35 lira. Şimdi Ramazan ve pandemi olmasaydı sabah kaçta başlıyordun ciğere? O zaman saat 7'de ciğere başlıyorduk öyle. Sabah 7'de. Sabah saat 7'de ciğere başlıyorduk. Kapatma saatimiz de gece saat 3. Demek ki bu pandemi herkesi etkiledi. Lanet olsun bu hastalığa. Amin, amin, amin. Tez zamanda kurtulalım da şöyle gelip tadını çıkartalım. İnşallah, inşallah. Ya Diyarbakır inşallah. Vallahi o Diyarbakır sokaklarında bu duman olacak kardeşim. Ciğerin kokusuyla duman olacak. Olmazsa olmaz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şeker olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Diyarbakır'da havaya nazar değdirdik. Çekimleri yaparken çok güzel bir güneş vardı. Şimdi hafif böyle nem başladı Diyarbakır'da ama bir yağmur yağarsa rahatlayacağız. Şimdi Diyarbakır programını hazırlarken üstünde durduğumuz iki konu vardı. Diğerlerinin çoğunu ekrana getirdik. Hevsel Bahçeleri ile Gastronomi Merkezi. Mehmet Kaya'nın yanına geldik. Ben müsaadesiyle Mehmet abi diye de hitap edeceğim kendisine. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Bu havalarda biz de arıyoruz. Çok güneşimiz var bizim. Çok enderdir böyle. Bu da size denk geldi. Vallahi bizim için, çekim için şöyle iyi. En azından pastel tonları daha rahat ekrana getirebiliyoruz. Bu Hevsel Bahçeleri çok bahsediliyor. Diyarbakırlılar mutlaka biliyordur ama bilmeyenler için sizden öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. Hevsel Bahçesi nedir? Hevsel Bahçesi Diyarbakır'ın yaşam kaynağıdır. Dünya UNESCO miras listesinde yer alan bir yerimiz. Fakat bunun en önemli özelliği tarih boyunca işte 12 bin yıllık tarihten bahsediyoruz. 12 bin yıl tarih boyunca bu kenti doyuran, yalnızca kenti değil bölgeyi doyuran, bölgenin sebze, meyve, her türlü ihtiyacının karşılandığı bir alandır ve bir yaşam alanına dönüşür. Bunun hem kışlık üretimi vardır o topraklar, kışlık ürünler de verir bölgeye, hem yazın da verir. Şimdi bugün mesela geçiş dönemindeyiz. Yeni yeni yeşilleniyor ve bu döneme özgü sebzeler yetiştirilir insanlar tarafından. Ve kentin bütün yaşam kaynağı Dicle Nehri'nin ortasından geçtiği bir alandan bahsediyor. Sağlı sollu büyük bir alan. Bu alan Diyarbakır'ın bir, şöyle diyebiliriz ki bir botanik bahçesidir aynı zamanda. Bir farklı farklı endemik anlamda kuşların yetiştiği bir alandır. Yani bunun kenti besleyen o yiyecek kültürü dışında bir de böyle bir doğal özellikleri var. Hem bitkisel anlamda da endemik bitkilerin olduğu bir bölgedir. Yani Hevsel Diyarbakır'ın yaşam kaynağıdır diyoruz. Yani şöyle sorayım o zaman. Şöyle bir 2-3 ay sonra Diyarbakır'a gelsek. O artık unutmaya başladığımız şöyle iri iri, kocaman, içi kıpkırmızı olan Diyarbakır karpuzlarından da burada bulabilir miyiz? Zaten bir tek bu bölgede yetişiyor. Eylül ayına geldiğinizde... Geleyim mi? Gelin. O karpuzun lezzetini görün. Şu an biliyorsunuz piyasada çok ithal karpuzlar var. Diyarbakır'ın karpuzunun en önemli özelliği ki şu an çok az yetişiyor. Çünkü güvercin gübresiyle yetişen bir karpuzumuz var ve geçen yılki ağırlığı 48 kiloya kadar çıkan karpuzlarımız yani oldu. Rahmetli Naim Süleymanoğlu gibi olmamız lazım herhalde değil mi? O karpuzların iki tanesini kaldırabilmemiz aynen, için. Aynen. Şimdi efendim biz programda dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Bence Diyarbakır'ın da aslında çok marka olabilecek
ve bu markasıyla da hitap edebilecek bir potansiyeli var gastronomi konusunda. Sanayi ve Ticaret Odası olarak artık lütfen bir an önce, ama lütfen bir an önce, nasıl hangi projeyi hayata geçiriyorsanız Mehmet abi geçirin. Tamam, ciğer, kaburga, kadayıf canımız ciğerimizdir, eyvallah. Ama arada herkesin mesela bir lüle kebabı ya da sizin kendinize has o içli köfteniz, şu gastronomiyle ilgili gerekli desteği veriyor musunuz oda olarak? Hayata geçecek mi merkeziniz? Yani şu sistemden şunu anlıyorum. Yediklerim lezzetli, niye Türkiye'ye iyi yayılmamış, niye duyurulmamış, niye evet geç kaldığımız bir çalışma ama hızla yol aldığımız bir çalışma. Kentin Ticaret Sanayi Odası, Valilik, TÜRSAP gibi birçok kurumu şu an yoğun bir şekilde sürekli biz yıllar boyu tattığımız ama hep kendi içimizde tattığımız ürünleri bugün Türkiye ile hatta dünyayla dünyaya pazarlayacak şekilde bir çalışma başlattı. Bu çerçevede zaten şu gördüğünüz tarihi binayı Gastro İnovasyon Merkezi haline dönüştürüyor. Sanayi Bakanlığımızın destekleriyle önemli destekler verdi ve biz buradan bütün yemeklerimizin dünyaca tanınmasıyla ilgili çalışma yapacağız. Ayrıca burada tadım atölyeleri olacak. Aynı zamanda burada eğitimler vereceğiz. Hem gençlerimize hem kadınlarımıza eğitimler vereceğiz. Ve biz bu işi gerçekten kentin böyle bir gücü var. Böyle bir potansiyeli var. İşte mesela şu an coğrafi işaret konusunda 2020 başvurularında biz oda olarak 63 tane ürünümüzün coğrafi işaretiyle ilgili başvuru yaptık. Ve büyük bir kısmı da yakın vallahi zamanda çıkacak. Mehmet Bey, şöyle söyleyeyim. Çok net söyleyeceğim. Büyümsünüz. Ben artık söze değil icraata bakmak istiyorum. İnşallah bir daha geldiğimde bunları tatmak istiyorum. Çaktırmadan da kulağınıza bir şey söyleyeyim. Kamerada açık. Vallahi Antep kapmadan neyi alıyorsanız alın diyeceğim. Size de başarılar dileyeceğim. Hemen hemen hepsini alıyoruz. Şu anda kadayıfımızı ve pirincimizi Avrupa Birliği'ne taşıyoruz. Bugün ona da başladık ve en kısa sürede onu da alacağız. İnşallah karpuz yemeye geldiğinizde bu merkezde de birlikte yemek yiyeceğiz. Teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Saygılar efendim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İnanın bunu tüm kalbimle söylüyorum. Diyarbakır'dan hiç ama hiç gidesim yok. Hem iş anlamında hem burada kurulan dostlukların ardından hani Diyarbakır insanı kendine bağlıyor. Az sonra sözü Sayın Valimize bırakacağız. Gerçekten onun da Diyarbakır'la ilgili çok güzel mesajları olacak ama Mehmet Bey'le beraberiz yine, Mehmet Akyıl'la beraber. İşte hep bahsettik, turizm dedik, inanç turizmi dedik, kültür dedik. Kendisi aynı zamanda da otel işletmesi yaptığı için şunu da kendisinden sormak istiyoruz. Diyarbakır'da otel olarak artık 5 yıldızlısından butiğine kadar her şey var değil mi efendim? Diyarbakır'da hem ulusal birçok marka olan otellerimiz var. Hem de Diyarbakır'ın özel yapılmış birçok oteli var. Toplam 7000 yataklık yaklaşık 70'in üstünde otel var. Bu tabii bizim hedeflerimiz gerçekleştiğinde bu otel kapasitesi yetmeyecek. Ondan dolayı sürekli biz buraya yatırım yapılması için ulusal özellikle büyük firmalara burada yatırım yapsınlar diye gidip davet ediyoruz kendilerini. Bir şey soracağım Mehmet Bey. Diyarbakır'a geldiniz. Olur ya insanlık hali. Bunu sayeden tüm kalbimle soruyorum. Paramızı düşürdük. Paramız vardı bulamadık. Diyarbakır'da aç açıkta kalır mı misafir? Kesinlikle. Yani Diyarbakır halkı asla gelen misafiri dışarıda bırakmaz. Aç bırakmaz asla. İsterseniz deneyebilirsiniz. Diyarbakır halkı zaten kültüründe misafirperverlik var. Bu kültürü hiçbir zaman kaybetmedi. Hiçbir zaman da kaybetmeyecek. Hiçbir zaman Diyarbakır'da ne aç kalırsınız ne dışarıda kalırsınız. Herkesin evi mutlaka size açıktır. Yani 10 kişiden en az 9 kişisi yani kapıyı size açar. Merak etmeyin efendim. Bizi izleyen tüm dostlar, hepinizin Diyarbakır'da bir evi var. Şimdi şu Diyarbakır'da Mehmet Bey'den aldığım o görüntüleri bir ekrana getirelim. Ondan sonra biz röportajı daha önce yapmıştık ama özellikle son kısmını ısrarla izlemenizi istiyorum. Sayın Valimizin yanına gideceğim.
Bakın Sayın Valim Diyarbakır'a gelmek isteyenlere ne söyleyecek? Şehir Diyarbakır. Diyarbakır'ın her köşesi tarih ve biz programda da dile getiriyoruz. Hani inanç turizmi için çok önemli bir merkez. İnanç turizmi denilince tabii programda biz farklı camileri ekrana getirdik ama buradaki dostlarımız bize dedi ki Diyarbakır'da inanç turizminden bahsediyorsan mutlaka ama mutlaka Meryem Ana Kilisesi de bu programda olsun. Biz de dedik ki seve seve baş göz üstüne ve geldik. Hani şu anda detayları biraz sonra buradaki görevli arkadaşımızla konuşacağız. Ona da teşekkür ediyoruz. Aslında kapanması gereken bir saat olmasına rağmen yine o Diyarbakır ev sahipliğinin jestini yaptı. Hassasiyetini gösterdi. Sağ olsun, var olsun. Görüntüler eşliğinde anlatmaya çalışacağız. Burası neden önemli? Ve burada ben de sordum. Özel bir yerde muhafaza edildiğini söyledi. Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın bir parçasının da burada olduğunu söylediler bize. Şöyle yanıma alayım size. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ettik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tarihçesi nedir Meryem Ana Kilisesi'nin? Bizim Meryem Ana Kilisesi'nin tarihçesi milattan önceye dayanıyor. Milattan önce bir güneş tapınağıydı. Milattan sonra 3. yüzyılda bölgede Süryaniler Hristiyanlığı kabul ettikten sonra kiliseye dönüştürülüyor. Peki o bahsettiğimiz olay doğru mu gerçekten? Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhın bir parçası tabii özel bir yerde burada muhafaza ediliyormuş. Doğrudur, evet. Buradadır. Onun da belirli günlerde çıkarabiliyoruz. Bu şekilde burada saklı, evet. Şu anda çevre düzenlemesi de herhalde farklı ilk yapıldığı günden bu yana. Biz değişik bir kapıdan girdik. Mimari olarak da zaten baktığımız zaman taş bina. Evet, doğrudur. Tabii dönem dönem restorasyonlar görmüştür, tadilatlar görmüştür. Tabii esas kilisenin orijinal giriş çıkış kapısı Urfa kapısıdır. Evet, oraya kadar uzanıyordu. Bahçesine, avlusuna giren tek kapıydı. Tabii daha sonra dönem dönem dediğimiz gibi Timuleng zamanında olsun, daha farklı dönemlerde olsun yıkıp ve en son hali budur zaten. Onarım şekli bu şekilde. Yine sizde de pandemiden dolayı pazar günleri ayin yapabiliyor musunuz yoksa ara verildi mi? Evet, doğrudur. Biz pandemiden dolayı şu anda ayinler gerçekleştirilmiyor ama birey olarak sürekli dualarımızı yapıyoruz. Peki, teşekkür ediyorum. Yani ben gerçekten Diyarbakır'a yolu düşen tüm misafirleri Diyarbakır'ı gezerken sizin de müsaadeniz varsa Meryem Ana Kilisesi'ni hem tarihiyle hem özellikleriyle gelip görmelerini rica ediyorum. Tabii biz de aynı şekilde herkesin gelip görmesini biz de istiyoruz. Teşekkür ederim. Size teşekkür ettik. Sağ olun. Rehber Diyarbakır'da devam ediyor. Efendim, şimdiki durağımız kale içi. Hemen arkamda gözüken muhteşem yapıda Hazreti Süleyman Camii. Sokağa çıkma yasaklarında çekim yapıyoruz. Ve o gerçekten bizim için de güzel oluyor. En azından hani rahat rahat geldiğimiz yerlerin tüm güzelliklerini gösterme şansına sahibiz. Yıllarca Diyanet'te görev aldıktan sonra emekli olan, çok sayıda kitap yazan benim sevgili abim, Abdülaziz abimle beraberiz. Selamun aleyküm abim, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Bizim Diyarbakır'ın tabirle hoş geldiniz, başım gözüm üstüne geldiniz. Şeref verdiniz Diyarbakır'a. Şimdi Diyarbakır'da anlatılacak çok yerimiz var ama Abdülaziz abi ısrar etti. Ki doğrusunu da söyledi. Mert dedi, şu güzelliğin dedi mimarisi yetmez. Buranın dedi öyle bir anlamı var ki bu anlam dedi belki de dünyada başka hiçbir yerde yok. Neden adı Hazreti Süleyman Camii ve bu caminin kabrinde nurlarla dolsun kimlere ev sahipliği yapıyor? Bu cami miladi 639 yılında sahabe-i kiram efendilerimiz Diyarbakır'ın fethine geldikleri zaman şehit olan sahabelerin methun olduğu yerdir.
İsmi Hazreti Süleyman Camii. Hazreti Süleyman kimdir? Hazreti Süleyman meşhur Halid bin Velid büyük sahabi, Seyfullah namıyla, unvanıyla unvanlanan Halid bin Velid'in büyük oğludur kendisi. Kendisi burada şehit oluyor arkadaşlarıyla birlikte, sahabe-i kiram efendilerimizle birlikte. Ki o savaşa babası Halid bin Velid'le birlikte buraya gelmişlerdi. Birlikte savaştılar ve kendisi burada vefat etti. Vefat ettikten sonra burada tabi o Diyarbakır fethi esnasında çok ciddi bir savaş olmadı doğrusu. Küçük bir kısa bir çatışma oldu. O çatışmada 27 sahabe-i kiram efendimiz vefat şehit oldular. Şehit olanları buraya defnettiler. Burada 517 yıl sadece şehitlik, meşhed dediğimiz şehitlik olarak kaldı. 517 yıldan sonra 1155'te ve o dönemde 1155'te o dönem burada İnaloğlu Ebu'l-Kasım Ali iktidarda, kendisine Hazreti Süleyman rüyasına geliyor. Kendisine diyor ki ne zamana kadar üzerimizi açık bırakacaksın, üzerimizi kapattın diyor kendisine. Ve İnsan oğlu Ebu'l-Kasım Ali burada bir cami yapıyor. O caminin sahabe-i kiram efendilerimize 27 sahabeyi caminin alt kısmına defnediyor, bırakıyorlar, oraya bırakıyorlar. Camiyi de üzerine yapıyorlar, bina ediyorlar. Ve burası 1600'lü yıllarına kadar, 1600'lü yıllarında o şekilde kaldı. 1600'lü yıllarda da Osmanlı Padişahı Sultanlarından Silahattar Murtaza Paşa Diyarbakır Valisi, kendisi camiyi yeniden onarıyor. Şimdiki mimari yapısı Silahattar Murtaza Paşa'nın mimari yapısıdır. 27 sahabenin yan yanda defnedildiği, bulunduğu çok nadirdir. Belki örneği yoktur dünyada, örneği yoktur. Ve bu burada Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camisi'nde bulunmaktadır, methundurlar. Yani Diyarbakır'a gelen herkesin görmesi gereken bir yer. Efendim, Diyarbakır'da iddia ediyorum. Gerçekten çok keyifli, çok kaliteli bir program hazırlıyoruz. Bakalım Diyarbakır'da bundan sonraki rotamız neresi olacak? Diyarbakır'da devam ediyor. Diyarbakır'da açılış anonsunda da söylemiştik. İki gün cumartesi ve pazar Diyarbakır ekranlara gelecek diye. Efendim Diyarbakır'da ev sahibimizle beraberiz. Sayın Diyarbakır valimizle beraberiz. Sayın valim hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız efendim? Hayırlı Ramazanlar olsun. Hoş geldiniz. Peygamberler şehri, sahabeler şehrine hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hoş bulduk. Efendim Allah kolaylık versin. Bir yandan görevin getirdiği yoğunluk, diğer taraftan dünyayı kasıp kavuran bir sıkıntı ama bir yandan da Ramazan'ın getirdiği manevi huzur sanıyorum belki de bu dönemdeki en büyük destekçimiz Ramazan'ın getirdiği huzur. Şimdi biz bu ilk bölümümüzde, programımızın bu ilk bölümünde bizim de ısrarla üzerinde durduğumuz ki Eyl'e gittik, Eyl'den sonra Ulu Cami'ye geldik. Buradaki dostlarımızla sizin önderliğinize güzel bir program hazırlıyoruz. Neden Diyarbakır peygamberler şehri, neden sahabeler şehri? Şimdi pandemi var, bittikten sonra özellikle Ramazan ayında neden bir sonrasında, neden biz maneviyatı yaşamak için kadim şehir Diyarbakır'a gelelim? Şimdi Diyarbakır yukarı Mezopotamya'nın incisi, yani insanlığın ana vatanı buralar, insanlığın başladığı, insanlığın toplayıcılık ve avcılıktan kalıcı yaşama geçtiği bölgeler buralar. Aynı zamanda az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Eyl'de aynı tepede iki peygamber kabrinin olduğu, dünyada başka bir şehir, başka bir belde var mıdır diye sormuştuk. Benim bildiğim yok, bilen dostlar varsa onu bilemiyorum. Ama şu an üzerinde bulunduğumuz hemen arkamızda bulunan Hazreti Süleyman Camisi ve hemen haziresinde yatan 27 sahabenin kabri var. Ve Diyarbakır, Mekke, Medine'den sonra en çok sahabe kabrinin olduğu şehir İslam coğrafyasında. Çünkü bu bölgeye gelen Hazreti Ömer döneminde gelip şehri fetheden sahabeler geri dönmüyorlar. Şehre yerleşiyorlar, sonra ömürleri tamamlanınca burada metfun durumdalar. Onun için Diyarbakır'ın herhangi bir köşesinde karşınıza bir sahabe kabri çıkması çok muhtemeldir.
Diyarbakır 639'da fethediliyor İslam orduları tarafından. Yani Mekke'nin fethiyle Diyarbakır'ın fethi arasında sadece 9 yıl var. Anadolu'da İslam'ın kapısıdır Diyarbakır. İslam'la şereflenmiş ilk şehirdir ve 1382 yıldır kesintisiz bu şehirde Ezan-ı Muhammed'i okunur. Neden bu şehirde inanç turizmi bu kadar önemli diye sordunuz ya. İşte bu özellikleri bir araya getirdiğimizde Diyarbakır gerçekten inanç ve kültür turizmi açısından Türkiye'nin en önemli noktasıdır. Ama biz şu anda Diyarbakır'ı tek başına tanıtmıyoruz. Yeni bir şey yaptık. Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya'nın altın üçgeni dedik. Bu üç şehir birbirini tamamlayan, çok önemli inanç merkezleri olan, çok önemli kültür ve tarih varlığı olan üç şehir, Türkiye'de bu üç şehirden daha önemli inanç ve kültür turizmi havzası destinesi olmadığına inanıyoruz. Bunu da beraberce tanıtmaya ve pazarlamaya gayret ediyoruz. Sayın Valim, bir sonraki gün içinde farklı konularda sizle konuşacağım ama ben de siz gelmeden önce burada bize ev sahipliği yapan dostlarımızla konuşurken bir örnek verdim. Dedim ki, beni çok etkileyen iki yer vardır. Biri Süleymaniye'dir, biri sizin meşhur Ulu Cami'nizdir. Hatta dedim, şimdi Edirneli dostlar bana belki kızacak ama aslında biraz daha olaya hassas yaklaştığımız zaman tamam Süleymaniye de başımızın tacıdır, göz bebeğimizdir ama yani bir Ulu Cami'nin bu kentteki hatta bence İslam alemindeki hatta ya. Hristiyanlık alemindeki hatta dinler tarihindeki yerine baktığımız zaman Diyarbakır'da yer alması aslında Diyarbakır'ın ne kadar özel bir şehir olduğunu da çok net ortaya koyuyor. Çünkü bence bir dünya şaheserinin merkezi. Ya tabii şimdi Ulu Cami Anadolu'da yapılmış ilk camidir. Yani Diyarbakır'ı Anadolu'da İslam'ın kapısı, İslam'ın ilk şehri dedik ya. Ulu Cami de Anadolu'da yapılmış ilk büyük mabettir. Ve İslam'ın 5. harem-i şerifi olarak kabul edilir. Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami. Elbette ki Selimiye Camisi Osmanlı mimarisinin zirvesidir. Eyvallah. Ona hiç itirazımız yok. Başımız gözümüz üstüne deriz. Ama Diyarbakır Ulu Cami'nin maneviyatını da sizin ifade ettiğiniz gibi başka bir yere koymak lazım. Sayın Valim, çok teşekkür ediyorum. Rehberin bugünlük sonuna geldik efendim. Diyarbakır'daydık, Diyarbakır'ı gezdik. Ama çok daha farklı yerlerde, çok daha farklı lezzetlerle, birbirinden güzel kültürel miraslarla, değerli kültürel miraslarla yine Diyarbakır turumuz devam edecek. Bu bölümün kapanış anonsunu Diyarbakır'ın sembollerinden biri olan 10 gözlü köprüde yapmak istedim. 1065 yılında Mervanlar döneminde yaptırılan bu köprü sayesinde ekranlarınıza gelen Dicle Nehri ve 10 gözlü köprü yapıldıktan sonra kentin iki yakası birbirine bağlanıyor. 10 gözlü köprü 950 yıldan fazla bir süredir de dimdik ayakta. Efendim, rehberden Diyarbakır'dan bugünlük bu kadar. Ama dediğim gibi rehber farkıyla Diyarbakır turumuz devam edecek. Diyarbakır'ın farklı güzellikleriyle buluşmak üzere. Hoşça kalın.